bir katmer börek yapacağız. Şimdi evde tam bu Antep'teki veya böyle farklı Türkiye'nin farklı yerlerinde yapılan gibi bir katmer yapmakla ilgili bir tasarrufumuz yok. Ama evde de bunun muadilini çok net yapabiliriz. Ben size söyleyeyim. Nasıl mı? Şöyle. Öncelikle yarım bardak irmiği böyle bir küçük sos tenceresinin içine koyarak işe başlıyoruz. Normalde içerisine kaymak, fıstık ve birazcık da toz şeker konuyor. Ama ben cepleri de düşünüyorum ve ceplerimiz daha az yansın, çok yanmasın diye içerisine böyle bir irmikli bir kıvam yapacak. O içerisindeki kremamsı lezzeti irmikten alacak bir ilave daha yapıyorum ki kaymağı daha az kullanabilelim diye. Şimdi yarım bardak irmiğin üstüne 2 bardak süt ekledim burada. Arkasından da içerisine yaklaşık yarım bardak toz şeker ekleyeceğim. Çok az, yani tamamen kabul ediyorum bunu. Aslında daha fazla şeker olması lazım. Fakat biz şekerli tadı buradaki irmikten değil, biz bir parçacık içine koyacağımız diğer şeker ilavesinden alacağız. Sırası geldiğinde göstereceğim. Yani eğer böyle irmikli puding yapmak istiyorsanız bu tarifin içinden bu kısmı alıp uygulamayın. Şekeri birazcık az kalacaktır. Yarım bardak şeker aşağı yukarı 3 kaşık kadar yapıyor. Bu işte tamam. Ekledikten sonra geçiyoruz ocağa. Bir silikon çırpma teli ve ocağın üstündeyiz. Öncelikle bu arkadaşımızı burada altını yakıp hafiften karıştırarak irmikleri şişirene kadar pişireceğiz. Karıştırdım. Yoğunlaşıyor. Takoz gibi bir kıvama getirmeyeceğim çünkü hafif yumuşak kalması benim yapacağım katmerin içi için uygun olacaktır. Bu tamam. Şimdi buraya geldiğimizde burada irmiğin birazcık böyle beklerken gövdelendiğini görüyoruz. Dünyanın sonu mu? Asla değil. Çünkü bunu birazcık daha kıvamlandırmak için hazır bunun içindeyken azıcık bir süt ilavesi yapıp şu kadarcık bunu bir parçacık daha ıslak bir hale getirebiliriz. Bakın sütü ekledim, hafiften karıştırıyorum ve birazcık daha sanki kremamsı bir kıvama geliyor. Unutmayın, eğer siz de ocakta bu ayarı kaçırır ve bunu bir parçacık sertleştirirseniz veya soğurken olması gerektiğinden bir tık daha sertleşirse küçücük bir süt dokunuşuyla yine böyle kremamsı bir kıvama getirirsiniz. Benim için bu yumuşaklık gayet yeterlidir. Böyle bir tavanın içerisinde yapacağım. Ölçüsü mölçüsü hiç fark etmez. Siz kendinize göre yorumlayacaksınız bu ölçü işini. Fakat şöyle birkaç küçük dokunuşum ve birkaç küçük işim var. Öncelikle bu tarifte bana yardımcı olacak arkadaşları sizlerle tanıştırmak istiyorum. İşte baklavalık yufka. Böyle tariflerin bir numaralı can kurtaranı. 2 numarada tabii ki kaymak geliyor ama normalde çok fazla kullanmam gerekirken burada hazırladığım bu irmikli karışım beni kaymaktan tasarruf yapmaya sağlayacak. 3 numara buradaki irmikli arkadaş. 4 numara sade yağ. Şimdi bu sade yağ benim internette de daha öncelerde videosunu falan çok çektiğim, yayınladığım ve aslında bakarsanız bütün bu baklava vesaire tarzı hamur işlerinde çok çok kullanılan bir tarif. Altı kaynadı gördüğünüz vaziyette. Şöyle bir karıştıracağım her şeyi ve altını kısıp kısık ateşte tıkırdasın diye kendi haline bırakacağım bunu. Sade yağ nedir? Tereyağının içerisinde proteini, sütü ve yağlı kısmı birlikte bir oluşum var. Yani tereyağı dediğiniz o kısım. Bunu bir tavaya koyduğunuz zaman, bunun videosu var. İnternette ararsanız bulursunuz benim isimle. Bıraktığınız zaman kısık bir ateşte bu kendi partiküllerine ayrılıyor. Üste köpüklü bir partikül kalıyor. Ortada sade yağ olan partiküller kalıyor. Partik kalıyor. En altta, en tabanda da sütlü bir taban kısmı kalıyor. Üstündeki köpüğü alıyorsunuz. Sonra dikkatli vaziyette ortadaki sade yağ kısmını ayırıyorsunuz. En alttaki sütlü olan kısmı da ayırıyorsunuz. Hepsi farklı farklı şeylerde kullanılır. Ama bu sade yağ özellikle baklavalarda kullanılır. Neden? Nedeni şu. Çünkü sade yağ böyle fırında pişerken daha zor yanar. İçinde süt vesaire kısımlarından tamamen ayırdığımız için fırından çıkarttığınız zaman üstünde böyle belli belirsiz tatsız siyah sütten kaynaklanan yanıklar oluşmaz. O yüzden mükemmel bir üründür. Kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi pişireceğiniz tava, o tavanın tam içine girebilecek bir tabak veya bir böyle minik fırın kasesi, her ne olursa hepsi kabulümdür. Böyle bir işe başlayacaksınız. Ne diyeyim? Formülle işe başlayacaksınız. Şimdi bu sade yağ nasıl kullanacağız? Bir küçük
sos tenceresinin içerisine 2 kaşık kadar sade yağdan alıp koyacağız. Bu böyle özel bir yerden aldığım değil. Dediğim gibi az evvelki formülle benim burada kendi yaptığım bir sade yağ. O yüzden ne zaman ihtiyacım olursa alıp tereyağı kullanarak, güzel kaliteli bir tereyağı kullanarak kendime sade yağ elde ediyorum ve bu tip işlerde kullanıyorum. 2 kaşık kadar koydum. Eğer fazlasına ihtiyacım olursa birazcık daha alırım. Ocağın üstüne koyacağım ve buradaki sade yağı yavaş yavaş eritmeye başlayacağım. Orada hafiften eriyor. Sonra baklavalık yufkayı artık sahaya sürüyorum. En büyük kozlarımdan bir tanesi. Özellikle bu tip tariflerde. Ve çok dikkat ediyorsunuz baklavalık yufkayla çalışırken. Çünkü narin bir arkadaştır. Hem kolay kırılır hem de dışarıda oksijenle temas ettiği zaman, yani açıkta bıraktığınız zaman hızlıca kurur ve bütün özelliğini kaybeder. O sebepten dolayı hızlı çalışacağız. Ne yapacağız? Öncelikle bir tane hazırlamak için gösteriyorum. Sonra hızlanıp bir tane daha yapacağım. Baklavalık yufkayı tezgahımın üstüne açtım. Dikdörtgen vaziyette hafif kırılmalar yaşanırsa gayet anlaşılır. Çünkü doğasında var bunun. Bakın 1, 2, 3 ve 4 parça baklavalık yufkayı aldım. Geri kalanını kapatacağım. Hatta ve hatta size tavsiyem sadece böyle kapatmak değil, alıp bir streç filme sarıp o şekilde kapatmanız. Çünkü dediğim gibi hava aldığı an bu arkadaş hemen sertleşmeye başlıyor. Şu an tezgahın üstündeki bile hızlıca sertleşmeye başlıyor. O yüzden alın, kapatın, işiniz garanti olsun. Ben Arda'nın mutfağında kendi evimde yapmadığım, kendim özen göstermediğim hiçbir şeyi sizlerle paylaşmıyorum. Ve eğer bir şeye bu denli özen gösteriyorsam, İnanın bana, bilin ki gerçekten bu dikkate alınmaya değer bir husus. Eğer evde çalışıyorsanız ve cebinizden bir para veriyorsanız bu ürüne, bu ürünü iyi muhafaza etmeniz lazım. Kullandığım kadarı tezgahta, kullanmadığım yeniden hop buzdolabına giriyor ve oyuna gireceği vakti bekliyor. Şimdi bakın, 4 kat yufkam var. Tamam. Tenceremin tabanını referans alacak vaziyette çalışacağım. Bir küçük bıçakla tencerenin tabanı boyunca şöyle iz vereceğim. Ama bu işi belki bir ruletle yapmak daha kolay olur. Şöyle bir ruletim var elimde. Tencerenin tabanı boyunca buna şöyle ruletle bir iz vereceğim. Mükemmel bir yuvarlak olmasına gerek yok. Sadece bu şekilde bir iz alsın. Ve kenarlarından ayrılsın istiyorum. Şimdi bunu tezgahın üstüne bırakacağım. Dakikalar içinde ne kadar hızlı kuruduğunu göreceksiniz. Size göstermek amaçlı bu kısım demo. Şimdi gelelim buraya. Yapacağım şey şu. Önce erimiş olan sade yağdan küçük bir parça burada tezgahın üstüne dökeceğim. Bir fırçayla hafifçe yağlayacağım. Bu alt tabanın da güzelce yağlanmasını sağlayacak. Bir tane yufkayı alıyorum. Koyuyorum üstüne. Yırtılıyorsa çok da sorun değil. Çünkü içeride her şey birleşecek. Sonra buradaki yağımdan alacağım ve bunu güzelce yağlayacağım. Sonra ikinci baklavalık yufkayı alıyorum. Üzerine seriyorum. Ve aynı şekilde yağlıyorum. Bu arada eğer isterseniz her katın arasına azıcık da şeker atabilirsiniz. O da kabuldür. İstemezseniz bu şekilde yapın. İsterseniz her katın arasına hafif hafif şeker atın. Ondan sonra iki katı bitirdik şimdi. Şimdi yapacağımız şey birazcık eğlence ve oyun kısmı. Bir kaşık alacaksınız. Ve buradaki hazırladığınız irmikli karışımdan böyle kenarına köşesine, hep ortaları değil, hep böyle damat dilim derler, bilir misiniz? Damat dilim böyle en ortadaki göbekteki malzemenin en bol olduğu bölüm, damat payı. Öyle damat payı değil, kenarına köşesine bolca bu irmikli karışımdan serpeceksiniz. Şöyle şöyle küçük küçük dokunuşlar. Bunu biz evde kendimiz için yaptığımız için, yani tabii ki Antep'te de son derece hakkını vererek yapıyorlar. Biz bu şekilde böyle küçük dokunuşlar ve hani bol iç malzemeli yapıyoruz bunu. Piştiği zaman da hakikaten hakkı verilmiş bir vaziyette çıkacak. Bakın
şöyle kenarına, köşesine, uç kısımlarına vesairesine güzel güzel yerleştirdik. Çok diplere kaçmıyorum ama köşelere de malzeme gelsin istiyorum. Şimdi sırada kaymak var. Aynı şekilde kaymaktan da alıyorum ve arada kalan bölümlere de küçük küçük kaymak dokunuşları yapıyorum. Sadece kaşığın ucuyla. Şekeri mesela burada eğer, ya ben bunu Antep'teki dostlardan öğrendim. Çok az koyarsanız tatsız tuzsuz bir şey olur. Çünkü ihtiyacı olan tatlılık tadını bu içindeki şekerden alacak. O yüzden şöyle dolu bir tutam, hatta belki bir parçacık daha fazla toz şeker serpmeyi eksik etmeyin. Çünkü öbür türlü dediğim gibi birazcık daha tatsız oluyor. Ya da dengeyi siz kendinize göre ayarlayın. Ve tabii ki iyi kalite toz Antep fıstığı. Bakın olmazsa olmaz iyi kalite toz Antep fıstığıyla veya eğer Antep fıstığı bulamıyorsanız böyle ince çekilmiş ceviz, ama tabii ki fıstık daha bu işin makbulü. Şöyle her tarafını güzelce gezdireceksiniz fıstığı. İşte size evde yapabileceğiniz ideal bir katmer. Peki, sonra ne yapacağız? Üst kat. Buradaki hazırladığımız yapraklardan bir tanesine bak, ne kadar hızlı kuruyor ya. Gerçekten baklavalık yufka çalışması hem çok kolay, hem eğer onun sözünü dinlemezseniz bir o kadar da zor bir ürün. O yüzden amana iyi dikkat edin. Bak, bunun üstüne koyacaksınız. Hafifçe bastıracaksınız. Sonra alacağım şu yağdan, böyle güzelce gezdireceğim üstüne. Fırçamla özellikle şu köşe kısımlarına iyice sürmek istiyorum ki uç kısımlar kuru kalmasın. İyice yağla temas etsin, haşır neşir olsun. Pişerken benim için büyük avantaj olacak bu. Son kat geliyor ve üstünü kapatıyor. Aralarda iyi yağladık, en üst katı da yağladık mı bizim işimiz tamam. Evde yaptığımız için biz bunu mümkün olduğu kadar olması gereken formda ve kolaylıkta yapıyoruz. Çünkü fırında yapmak istemiyorum, karede tavam yok, yuvarlakta yapacağım. Ne yapayım? Böyle yapıyorum. Şimdi şu malzemenin hepsini şuraya bir birleştireyim. Geçelim tekrardan ocağın üstüne. Bu arkadaş niye var diye düşünüyorsanız ters çevirmek için var. Tamam. Ocağı altını çok harlı bir ateşe ihtiyacım yok. Kısık bir ateşle gayet rahat çalışabilirim. Sonra aynen buradaki sade yağdan bir kısım alacağım ve tavanın dibine dökeceğim. Çok fazla değil. Zaten tabanı yağlamıştım. Şöyle güzelce gezdireceğim yağı her tarafına. Ve tava ısınırken dikkatli vaziyette bu arkadaşı şöyle kaldıracağım tabanından. Hiç böyle ıvır zıvır bir şeye ihtiyaç duymadan alacağım ve direkt olarak tavaya transfer edeceğim. Bak, mümkün olduğu kadar şöyle tabanına oturttum ve güzel güzel burada pişmeye bırakıyorum. Bir spatula ve benzeri bir şey alın şöyle ve aradan altına bir bakın. Çünkü bu arkadaşın aslına bakarsanız tabanı size konuşacak. Diyecek ki ben hazırım, beni çevir. Şu anda ben hazır değilim, beni çevirme diyor. Çevireceğim zaman şu tabağı alacağım, üstüne koyacağım. Hop ters çevireceğim ve geri kalan kısmı tekrardan üzerine vereceğim.